Arkadaşlar merhaba. Bugün size bu oymasını yaptığımız not işin işte biraz renklendiği bir gumalak cila yapacağım. Onu paylaşmak istedim. Ufak kaba. Buna tabi yani bir bezle sürmek çok zor. Fazla girintili, çıkıntılı. Öncelikle bir fırçayla gomalağımızı yedirelim. Daha sonra cilasını yapacağız. Bu daha önceden erittiğim gomalak cilası. Miktar koyuyoruz. Sonra fırçamızla. Yanınızda bir parça bez bulundurmanız da gerekiyor çünkü üst kısımlarına fazla gelirse bir parça silmek lazım. Tabii tek katta olacak bir iş değil bunu. En azından 2-3 kat uygulamak gerekir. Derin yerlere bol bol süreceksiniz. Zaten ahşap emecek onu. Şu anda ham olduğu için bilahare diğer kaplarda daha az sürmek gerekecek. Fazlasında bez yardımıyla sileceğiz üstüne. Hafif de bu komalak biraz kahverengimsi bir tonda az bir şeyler renk veriyor. Bir iki kat sürünce biraz daha koyulaşabilir. Bunun gomalağın şeffaf olanı da var yani renksiz ama daha pahalı. Gomalağı da önceden toz halinde bir 80 gram alıyorsunuz. İşte aşağı yukarı bir böyle bir şişeye herhalde bu 1 litrelik bir şişe 70 bakayım 70'lik bir şişe. İşte 80 gram koyup üstüne ispirto ekliyorsunuz. Ondan sonra çalkalaya işte zaten kendiliğinden eriyor da biraz da çalkalamanız gerekiyor. Kullanırken de ara ara çalkalamakta fayda var. Dibine oturan partiküller falan işte çözülsün diye. Bu gomalağın iyi tarafı kokusuz da. Yani ben şimdi burada sentetik veya sellozik bir ürün kullansam yani apartmandan beni kovarlar herhalde. Çünkü bütün apartman koridoru bundan çekiyor ve koku yapıyor. Her ne kadar fan olsa da. Onun için böyle bu tip kokusuz cilalar daha uygun oluyor ev ortamında. Yani ispirto da bir miktar kokuyor ama öyle çok rahatsız edici bir koku değil. Onun için genellikle çalışmalarınızda sentetik ve sellozik ürünler değil, yağ, işte cila, bu tarz ürünler kullanmakta hem sağlık açısından hem doğa açısından fayda var. Görselliği de diğerlerinden daha güzel, en azından doğal haliyle kalıyor ahşap.
kadar ağacın tabii daha çok emen kısımları. Burada işte böyle duvar panosu falan süs gibi basıldı bunlar ya. Bir kat bitirmeden yani şu kısımlara fırça sürmemek lazım. Kumalak cila sürmemek lazım. Çünkü yani her yeri aynı kat yani bir kat iki kat üst üste gelecek şekilde sürmek lazım. Yoksa bir kısmı iki kat olur, bir kısmı üç kat olur. Eski emiyor ağaç. Şimdiler gibi zaten ıhlamur ağacı. Çok fazla. Aklınız olsun, gumalağınızın ağzını sakın açık bırakmayın. Mutlaka ağzını sıkıca kapatın. Yoksa üstü uçar. Bir bakarsınız içinde hiçbir şey kalmamış. Onun için gomalak cilasının ağzını sıkıca kapamak gerekiyor. Bir mantarla falan. Evet, güzel dekoratif bir çalışma oldu. Ve iyice yedirmek gerekiyor. Sonra biraz bırakacağız. Kurusun. Kurduktan sonra ince zımpara yaparız. Ondan sonra üstüne bir kat daha bezle de parlatma yaptık mı bu işte böylece bitmiş olur.
stresi geçerseniz üstünde pürüzler oluşmaz. Daha güzel olur. Bu işte yani her şey kitapta yazdığı gibi olmuyor işte. Hani biraz da hani derler ya her yiğidin bir yoğurt işi vardır. Yani biraz da kendiniz işte şey yapacaksınız. Yani ana konuyu anladıktan sonra biraz da el yordamıyla göz zevkinize göre işte yani kendinizden mutlaka bir şeyler katacaksınız. Yoksa İşte o Arif Usta böyle diyor, Ahmet şöyle yapıyor, tamam neticede biz de bir şeyler yapıyoruz ama hani hep birilerinin söylediğini yapmıyoruz. İşte bazen de kendimiz bir şeyler keşfetmeye çalışıyoruz, daha güzel oluyor. Yani kendi istediğimiz gibi oluyor. Şimdi komalak cila uygulamasına baktığınız zaman fırçayla sürün falan denmez, işte bezle. Pamuk, onun topaç yapıyorsunuz, ona emdiriyorsunuz, onunla sürüyorsunuz. Tamam da şimdi böyle bir üründe onu uygulamak mümkün değil. Yani şu aralara falan gomalak girmez. En son üstüne öyle bir uygulama yaparız. Bir kısmı parlak olur, bir kısmı biraz mat kalır. Daha hoş bir görüntü olur. Ponza taşı vardır ama tabi çok düz mobilya yüzeylerinde işte ahşabın şeyini doldursun diye gözeneklerini iyi bir parlaklık elde etmek için kullanılıyor ama ben tabi öyle bir şey kullanmıyorum. Şimdi alıkları böyle bezle alıp (gülüyor)
yapmazsanız biraz pütür pütür olur. Üstü böyle belli sildiğiniz zaman biraz daha iyi olur. Bez tutmaya başlarsa bir miktar yani ince yağ, makine yağı falan neyse işte dikiş makinesi yağı beze sürülür kaysın diye. Evet, şu anda o aşamada değiliz. Bir de bir eldiven giymekte yarar var tabii. Dikiş olabiliyor. Yani bu insanın cildine zarar vermiyor ama tabii yapışıyor, çıkması zor oluyor. Ondan sonra bir de eller temizlemekle uğraşıyorsunuz. Sonra evden fırça yiyorsunuz. Ne bu ellerin hali, yiyerekten en güzeli böyle nereden oluyor yiyelim ki ellerimiz fazla kirlenmesin. Ağacın dokusu yönüne yaparsanız daha çabuk sonuç elde edersiniz. Kullandığımız kumaş pamuk mu olursa daha iyi olur. Şöyle.